Fenerbahçe'de birçok önemli teknik adamla beraber çalıştın ama mevcut teknik direktörün Jose Mourinho gibi dünya ünlü bir hocayla berabersin. Az önce söyledin, yeni şeyler öğreniyorum dedin. Hocayla çalışmak senin için nasıl bir şey ve sana kariyerine katkıları ne olacak? Kendisi korkutucu ama aynı zamanda çok hoş birisi. Benim için Mourinho gibi biriyle çalışmak büyük bir onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyor kendisi. Bunu hoşuna gidiyor ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda oyuncuya özgüven de aşılıyor. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu biliyoruz ama Jadon ve Cicu'yla özellikle kendisinin daha da samimi olduğunu görüyoruz. Bazı komik anları da sosyal medyadan paylaşıyor. Onlarla arasındaki ilişkiyi bize biraz daha anlatabilirim. Teşekkürler. Takımdaki herkesle ilişkimin iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten herkesin birbiriyle ilişkisi güzel. Güzel bir grubumuz var. Belirtmiş olduğunuz gibi Alex ve Jadon iki yakın arkadaşım. Zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. Çünkü onlar da benim hayatımın bir parçası. Yakınız gerçekten. Bu yakınlığı da aynı zamanda sahaya yansıtıp bir fark yaratmak istiyoruz. Aramızdaki bu ilişkiyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Fenerbahçe'yi bu sezon üçlü savunmada, yani kendisini de kanat bek rollerinde izleyeceğimiz zamanlar olacak. Bu konuda rolünün belli ki değişeceği zamanlarda kendisinin yorumu nasıl olur? Benim için bu durum aynı olacak. Çünkü benim zaten nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans yapmak hem atak yapmak. Dolayısıyla çok bir fark olacağını düşünmüyorum ki belirtmiş olduğunuz sistemde Jesus zamanında da oynamıştım. Benim için bir problem yok bununla ilgili. Tabii ki şu anda hocamız farklı. Ondan yeni şeyler öğreniyorum, yeni yönlerimi geliştiriyorum ama pozisyonel anlamda benim için çok değişen bir şey olmayacaktır. Jose Mourinho sezon öncesinde daha hızlı oynamalıyız demişti. Hız konusunda da takımın en iyilerinden birisisin. Bu geçişteki hızlı oyun tercihi senin meziyetlerini göstermen için daha iyi bir tercih mi? Bu sezon ofansif anlamda da daha fazla katkı verilebilecek bir oyun olduğunu düşünüyor musun senin açından? Ben kendi açımdan sayısal olarak gol ve asist anlamında oyunumu geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Şu anda oynamış olduğumuz formasyon benim için iyi. Aynı zamanda Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı da çok seviyorum. Çünkü onlarla oynadığım zaman arkaya sarkma imkanım oluyor. Ve arkaya sarktığım zaman da gol ve asist yapma ihtimalim daha da çok artıyor. Belirtmiş olduğum gibi bu formasyonun benim oyunum için iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii taraftarın çok sevdiği oyunculardan birisi kendisi. Sözleşmesinin de son senesine giriyor. Bu konuda bir gelişme var mı? Tabii transferde de adı çok geçiyor. Bunları öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim. Babam daha çok o işlerle ilgileniyor. Ben futboluma odaklanıyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Belirtmiş olduğum gibi maçlarımıza odaklanıyorum. Çıkan transfer haberleri kendisini olumsuz yönde etkiliyor mu? Ayrıca Fenerbahçe'de 140. maçına çıktı. Neler hissediyor? Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel. Umarım bunun devamı gelir. Çıkan haberler beni etkilemiyor açıkçası. Ben haberleri okumuyorum. Ben kendim konsol oyunumu oynuyorum. O tarz haberleri okumuyorum. Osayi'yi hiç unutmuyorum. Geldiğinde ilk burada yaptığı basın toplantısında dünyanın en iyisi, en ilerinden biri olmak istiyorum diye hedef koymuştu kendisine. Şimdi o neresinde o hedefinin ve bu noktayı Mourinho ile destekleyerek bir daha ileriye, bir üst level'a taşımayı hayal ediyor mu? Bir de geçtiğimiz sene yaşanan birçok nedenle, birçok olayla çok fazla sevilen, en fazla sevilen futbolcuların başında geliyor Osayi. Bu ona taraftarın kendisini bu kadar çok sevmesi kendisini nasıl hissettiriyor? Evet, o basın toplantısını hatırlıyorum. Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister. Ben de şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama da inanmaya devam ediyorum. Belirtmiş olduğum gibi gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden biriyle çalışıyorum şu anda. Ama şu anda pozisyonum değişti. O basın toplantısını yaptığımız zaman ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şimdi bek olarak oynuyorum. Evet, bu anlamda bir fark var ama ben hala rüyamı gerçekleştireceğimi, hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarımızla sokakta karşılaşıyorum. Hatta bazen çok fazla oluyor bu. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Onların bu tutkusuna göstermiş olduğu sevgiyi gerçekten çok seviyorum. Devamlı olarak ismimi duymak, onlardan, tribünlerden ismimi duymak bana özgüven veriyor. Ben de onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Hem daha istikrarlı, daha iyi oynayarak hem de umarım ligi kazanarak.